Evet Rüya Hocam, ne konuşacağız? İskender'cim. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Belki biraz tuhaf gelecek sana ama... sormasam da benim içim rahat etmeyecek. İçiniz rahat olsun hocam. İstediğinizi sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. İskender... Salih Bey'le mutlu musun? Yani o evde mutlu musun? Kendini güvende hissediyor musun? Ben de zor bir şey soracaksınız yapmıştım hocam. Size şöyle söyleyeyim. Ben hayatımda hiçbir zaman kendimi bu kadar güvende hissetmemiştim. Annemle... eskiden, çok eskiden bir köyde yaşardık biz. Biz bizeydik. Ben onu kollardım, o da beni. Sonra Salih Baba köyümüze geldi. Sonra da annemden... annemi... Tamam, tamam. Anladım İskender, biliyorum. Annemden sonra evden çok uzakta bir okula gittim ben. İlk eğitim aldığım yer de orası. Salih Baba göndermişti beni. Sen büyük adam olacaksın. İçinde var bu senin için. Sonra bana evlat dedi Rüya Hocam. Bana güvendi. Yolumu ışık tuttu. Dağ gibi arkamda durdu. Yalnızlığımı, anasızlığımı unuttu. Ben kendi gözümle gördüm. O adam benim için kendi canını hiçe saydı. Ben de onun için aynısını yaparım. Bir saniye düşündüm. İşte böyle biz Can Bay ile bağlantılı. Kanma, olsa ne, olmasa ne. O benim öz be öz babamdır. Yani. Ah İskender. Sen ne kadar özel, ne kadar güzel bir çocuksun böyle. Ne mutlu seni yetiştiren anneye. Bu kadar güzel bir evlat yetiştirmiş. Ne mutlu seni yetiştiren babaya. Kısacası mutluyum Rüya Hocam. Annemi özlemimden başka sıkıntım yok çok şükür. Çok şükür. Başka sorunuz var mı? Yok İskender'cim. Aklımda hiçbir soru işareti bırakmadın. Teşekkür ederim. Babam da geliyor. Ne haber? Merhaba. Biz de İskender'le sohbet ediyorduk. Sizinle ilgili. Salih Bey, çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Sizi tebrik ediyorum.